Fatma adına bir banka hesabı açacağımı söylemiştim anne. Hesapla Reis abi ilgilenecek. Senin bir şey yapmana gerek yok. O yüzden rahat olmalısın. Tamam mı? Bir de bu. Zarfın içinde yaklaşık 60 bin rupi değerinde para var. Bu senin cep harçlığın. Aslında bunu rupiye çevirdikten sonra sana vereyim. Ve aslına bakarsan belki bunu 100 bine tamamlamak daha iyi. Bu yeterli olur mu anne? Peki tamam, iyi olur. Anne, artık endişe etmene gerek yok. Ben Reis abimle konuştum. İnşallah bundan sonra her ay böyle düzenli para alacaksın. Aha, Yüce Allah seni mutlu etsin oğlum. Senin sadece dualarına ihtiyacın var. Doğrusu benim için çok büyük bir sorunu hallettin. Elbette. Bir anne çocuğunu anlamazsa, sorunlarını çözmezse bunu başka kim yapar oğlum? Canım, ne oldu? Gel. Neyin var Hena? Lütfen bunu yapma baba. Söz seni hiç üzmeyeceğim. Hena, canım bunu konuşmuştuk öyle değil mi? Hı? Hayır baba, lütfen beni bırakıp gitme. Ne sanıyorsun? Seni bırakıp gitmek istediğimi mi? Ama sana her şeyi açıkladım canım. Burada babaannenle kalman senin için en iyisi. Hı? Lütfen canım. Babanın seni sevmediğini düşünme sakın. Evet canım. Kızlar babaları için her şeyi yaparlar. Sebepsiz yere ağlayarak kafasını karıştırma sakın. Gel böyle. Babaannene gelsen. Gel hadi. Hena? Hey, Hena. Sorun değil canım. Birkaç güne bir şeyi kalmaz, her şey düzelir. Söylesene Nafiz, şu hesabı ne zaman açacaksın? Hı? Evet, bugün halledeceğiz anne. Aha, iyi o zaman. Karar verildi Şah Cihan. Sakın tek kelime bile etme. Kız evladın sorumluluğu büyüktür. Bunu biraz daha böyle tartışırsak babası ne oluyor diye gelir. Kimse gelmeyecek, çıkar bunu aklından. O daha küçük bir kız, başka sorunlar da var. Senin neyin var böyle? Rumi'ye bakmıyor musun? Daha küçükse ne olmuş? Bunun nesi sorun? Sen ona ne alırsan onu yer, ne verirsen onu yer. Ne verirsem onu yer. Kahvaltıda aldıkların gibi mi? Onlar herkes içindi. Bugünden sonra herkesle aynı kahvaltıyı yapar. Annene bir miktar para vermiş, biraz da takı. Ve bütün sorumluluk sendeymiş. Calislerin söz hakkı yok mu? Calis ne diyecek ki? Ben büyüğüm, o benim küçüğüm. Ayrıca bu evin bütün sorumluluğu bende. O zaman Nafiz'e açık konuş. Şu an her talebi kabul edecek. Gider gitmez numarasını değiştirmeyeceğine malum. Bir şey değiştirmeyecek. Neyin var senin? Yıllardır bu evin sorumluluğunu üstlenen kim? Ben. Annemle kim uğraşıyor? Ben. Calise kim sahip çıkıyor? Ben. Kayınları buna dahil. Onlar da bir şey yapsın. Annem sadece benim değil, hepsinin annesi. Tamam, uzatma, orası yeter. Öyle ama... Ben işe gidiyorum. Aklımı yedin resmen. Çayda buz gibi oldu zaten. 2 dakika rahat yok bana. Canım. Ben artık gitmeliyim, tamam mı? Beni bırakma baba. Böyle söyleme canım. Sana her şeyi izah etmiştim, öyle değil mi? Gitmem gerektiğini biliyorsun Hena. Hayır baba. Ama lütfen Hena. Burada herkes seni çok seviyor canım. Senin iyiliğin için gidiyorum, inan bana. Hepsi benim için birer yabancı baba. Hayır bebeğim, neden öyle diyorsun? Bak canım. Biri büyük amcan, biri küçük amcan, yengelerin var, babaannen var. Burada emin ol çok eğleneceksin. Hena, ne olur beni anlamaya çalış. Lütfen. Hadi çok uzadı. Trafiğe kalmadan git, yoksa uçağı kaçıracaksın. Ah, Hena. Hadi. Lütfen izin ver. Hadi hadi bırak lütfen. Gitsin. Hadi, hadi. Seni seviyorum bir tanem. Baba lütfen. Lütfen baba. Gitsin hadi.
Kendine iyi bak ve onun için sakın endişelenme. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Baba! Hadi herkes içeri, çocukların okuldan dönme vakti. Daha yemek yapacağız. Bugün öğlen için yemek yapmamıza gerek yok. Bugün farklı bir şey yapalım. Yemeği dışarıdan söyleyeyim. Tamam. Hadi, hadi. Olur, hadi içeri gelin. Hadi. İyi görünüyorsun. Hey, Hena'yı orada unuttuk. Hena, gelsene canım. Gel. Babanın ücretli elemanı değilim ben. Kapıyı açmak için para almıyorum. Merhaba yenge. Hayır, yani geç kaldığım için üzgünüm. Çok sıcak ve... Hava bir tek sana mı sıcak? Kapıyı açmaya kimsenin gelmeyeceğini biliyorsun. İçeri gel çabuk. İki dakika uzanayım dedim. Güm güm de güm güm. Baksana. Hangi okul bu saate kadar açık? Hı? Ben Rumi'yi arayıp haber vermiştim. Etüt vardı. Sana söylemiştim Rumi. Aslında unutmuşum. Affedersin.
Yine de saat 3 olmuş. Okulun kapısındaki bekçi bile 2'de gider. Yol desem minibüsle 10 dakika. Hala 1 saat kayıp. Minibüse binmedim. Yürüyerek geldim. Üniversiteden eve yürüdün mü? Allah. Eziyet bu. Etrafta sürtmen için yeni bahanen bu demek. Yemin ederim, bunu bana söyleyen kendi kızım olsa hayatta inanmaz, dibine kadar araştırırdım. Ama ben senin önünde nefes bile alsam, babaannen beni o vakit nefessiz bırakır. Aferin sana, durma böyle, devam et. Hayır. Param yoktu. Ne? Paran mı yoktu? Yalan söylemenin de bir sınırı olmalı. Suçu reise mi atıyorsun? Adam daha bu sabah sana 50 rupi verdi. Gözlerimle gördüm. Hayır, ben öyle demek istemedim. Param vardı, evet. Ama bugün hava öyle sıcaktı ki meyve suyu almıştım. O zaman öyle de. Susuzluğunu gidermek için harcadığını söyle. Bütün mahalleli seni yolda görmüştür. Sana bakıp minibüse binecek parası bile yok demişlerdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.